Merhabalar, 2025 YKS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Herkes hoş geldi. Merhabalar, Yusuf'cum, Uğurcan'cım, Zan'cım, Nehir'cim. Hoş geldiniz. Evet Nehir, sormak istediğin soruları chat panelinden sorabilirsin. Nasılsınız kıymetli 2025 öğrencilerim? Keyifler nasıl? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Hoş geldiniz hepiniz. Harika. Çok güzel. Nehir'cim ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Netlerim düşük hocam, berbat. Aman Tanrım, daha dur. Bu moda girmek için daha çok erken. Daha konularını tamamladın mı da denemelere başladın? Daha çok erken. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Çok naziksiniz. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Harika bir Ekim ayı geçiriyoruz. Yavaş yavaş havalar soğuyor. Biz Ankara'dayız bu arada. Siz nerelerden katılıyorsunuz bakalım? Kimler nerelerden katılıyor? Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Kimler hangi bölümleri hedefliyor? Çok kısaca bir tanışıp kaynaşalım bakalım. Burada havalar bir sıcak bir soğuk böyle arada ama çok güzel. En sevdiğim melankolik havalar. Gaziantep, İstanbul, Cizre çok güzel. Zanacığım Cizre'ye selamlar. Bolu'dan katılıyorum. Melisacığım Bolu'ya da selamlar. Evet soğuk. Aa Uğurcan sen de Ankara'dasın. Yalova. Van çok güzel. Pınarbaşı, Aydın. Aa çok güzel. Vallahi Türkiye haritası gibi olduk. Her yerden öğrencilerimiz var. Çok güzel. Evet Ege'cim aynı şekilde seni de görmek çok güzel. Sizleri de görmek çok güzel. Bugün bayağı derinlemesine bir konuyu ele aldım kıymetli öğrencilerim sizin için. En çok böyle bireysel öğrenci koçluğu görüşmelerimde bana sorulan ve öğrencilerin böyle daha çok doğru bildiği yanlışları özellikle ele almak istedim ki henüz daha çok dönemin başındayken bu mitleri yıkabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden eğer herkes hazırsa sıcak bir şeyler için bakın. Çok fazla çay kahve tüketmemeye çalışın. Beyinde çok olumlu etkisinin olmadığına dair bir açıklama okudum birkaç gün önce. Yani fazlasının tabii ki de hani günde birkaç bardak ya da kupadan bahsetmiyorum. Olabildiğince sağlıklı da beslenmeye çalışın arkadaşlar. Bol su tüketmeyi unutmuyoruz. Lütfen. Herkes çayını, kahvesini, papatya çayını ya da her ne içiyorsa ılık suyunu aldıysa, bütün dikkatler bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Ne ameliyatı oldun? Umarım ciddi bir şey yoktur Ege'cim. Seni etkileyecek bir şey değildir inşallah. Bakalım Yusuf Alp. Hocam 2024 YKS'den mezuna kaldım. 298 puan aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği için ne yapabilirim? Yusuf Alp'cim, öncelikle hedeflediğim bölüm ve üniversite çok güzel, yüksek bir sıralama istiyor. İlk 300 bine bir kere sayısalda zaten girmek zorundasın. Bütün mühendislik fakülteleri için. Bu tarz spesifik sorularınızı seminer sonunda da yanıtlayalım. Ben genel olarak zaten başarıya ulaşmamız için hedefimize ulaşmamız için neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz, hangi mitleri yıkacağız bunlardan zaten bahsedeceğim. Şimdi herkes hazırsa arkadaşlar öncelikle YKS'de 400 puan, 450 puan ve üzerinde bir puan almak için mitlere değil arkadaşlar gerçeklere kulak vereceğiz. Bu seminerde ben bu mitleri yıkacağım. Tüm gerçekleri tüm şeffaflığıyla size sunacağım kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum. En çok karşılaştığım durum, birinci sıradaki mitim. Her öğrencinin ağzında bir öğretmen ismi var arkadaşlar. Eminim siz de bu öğrencilerden birisinizdir. Falanca hoca çok iyi. Filanca hocadan ders alırsam kesin fullerim. İşte X hoca bana bu sınavda başarıyı sağlatır gibi gibi. Biraz öğretmenleri fazlaca kutsama özelliğimiz var arkadaşlar. Bunu fark ettiniz mi siz de?
Nedense bir sorumluluğu paylaşmak istiyoruz biz öğrenciler olarak. Yani öğretmene ben kendimi bırakayım, o benim için her şeyi yapsın. Ben sadece onu dinleyeyim yeter gibi bir yaklaşımımız var. Ama ne yazık ki arkadaşlar, hiçbir öğretmen sihirbaz değil. Bu durumun gerçeği şu. Şimdi ben de bir öğretmenim, okul öncesi öğretmeniyim, aynı zamanda öğrenci koçuyum. Öncelikle bütün meslektaşlarım zaten çok kıymetli. Tüm hocalarımız değerli ve bugünlere emek vererek zaten geliyorlar arkadaşlar. Buna hiçbir sözüm yok. Onlar işini layığıyla yapıyorlar ama başarı aslında sizde bitiyor. Yani öğrencide bitiyor. Bir kere bunu kabul ederek yola çıkmanızı ben kesinlikle öneririm. Aksi takdirde çok üzülürsünüz ve çok yıpranırsınız. Bunu asla istemiyorum. Bir düşünün mesela, o fenomen olan hocaları düşünün. X hocasını düşünün. Y hocasını düşünün. Bilmem kaç yüz bin takipçisi var. Bilmem kitapları yok sayıyor. Bilmem YouTube kanalında 3 milyon abonesi var. İzlenme oranı 5 milyon 10 milyona yakın gibi gibi gibi. Onları düşünün arkadaşlar. Şimdi siz nasıl o öğretmenleri beğeniyorsanız, rakipleriniz bu yıl sınava kaç kişi girdi? Ortalama 4 milyona yakın. Yani herkes aslında senin yaptığın şeyi yapıyor. Aslında hepimiz aynı yoldan gidiyoruz. X hocadan binlerce öğrenci ders alıyor. Onun senin gibi binlerce takipçisi var. Ama kaçı kazanıyor arkadaşlar? Dürüst olalım. 1 milyon izlenme oranı var. 1 milyon öğrenci izlemiş. Kaçı kazandı? Bir kere YKS'de kazanma oranları zaten sınırlı. İstesek de hepimiz aynı anda kazanamayacağız. En iyimiz kazanacak, daha az iyimiz kazanamayacak. O yüzden arkadaşlar, herkesin aynı öğretmenden ders alıp da aynı neti sağlaması, aynı başarıyı elde etmesi mümkün değil. Beklentimiz buysa bu beklentiyi direkt il yapıyorum arkadaşlar. Beklentimizi değiştiriyoruz. X hocanın dersi eğer sizin öğrenme yapınıza ve eksik liklerinize uygunsa, o konu sizin öğrenebileceğiniz bir konuysa uygun olabilir. Aksi takdirde aynı videoyu 10 kez de izlesen anlayamadığın da olabilir ki olmuştur da. Unutmayın ki YKS doğru ders çalışma disiplini gerektiren çok önemli bir eleme sınavıdır arkadaşlar. Yani işin özeti ne? Öğretmen sadece bir araçtır. Bana sınavı tek başına hiçbir öğretmen kazandıramaz. Tüm iş öğrenci olarak bende biter. Kendime uygun öğretmenlerle çalışmalıyım. Ama en çok kendimi hazır hissetmeliyim. İş bende bitecek arkadaşlar. Son noktayı öğrenci koyuyor. Hiçbir öğretmen öğrencisinin yerine sınava girmiyor. Bunu unutmayalım, olur mu? Hemfikir miyiz bu noktada? Aynen öyle Melisacığım. Tek rakibimiz kendimiziz. Bir gün önceki kendimiziz. Anlaştık mı? Sadece kendimizle yarışacağız ama bu dışarıya gözümüzü kapatacağız ya da rakipleri hiçbir şekilde takip etmeyeceğiz. Onlar bizim umrumuzda değil demek değil. Bir önceki senden bir sonraki sen daha yüksek net yapmalı. Her gün kendinle yarıştığında en son gün en iyi versiyonun olmuş olacak ve en iyi versiyonunda sınava girip en başarılı sen olmuş olacaksın. Öğretmen mitini yıktığımıza göre, aynen öyle Hıdırcığım. Öğretmen mitimizi yıktığımıza göre ikinci mitim arkadaşlar, öğrencilerimden en çok duyduğum şey, ben aynı zamanda Tekuzem'in rehberlik uzmanıyım. Aranızda kayıtlı öğrencilerim var, Hıdır gibi birkaç tane daha var. Onlarla zaten görüştük arkadaşlar ve bana öğrencilerim mutlaka hemen hemen her görüşmede hocam şu yayını çok öneriyorlar, onu alsam mı? Ya da hocam mutlaka alayım. O yayını önerdiler, o yayını çözen kazanıyormuş gibi, böyle öğretmenlerden sonra kaynakları kutsama gibi bir durumumuz da var arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Peki işin gerçeği nedir? Tıpkı öğretmenler için söylediğim gibi, yayınlar birer araçtır. Hiçbir kaynak, hiçbir yayın sınav başarısının tek belirleyicisi değildir kıymetli öğrencilerim. Her öğrenci için, yani şu an hepimiz için en iyi yayın farklıdır. Benim seviyem ileridedir. Ben en zor yayını en iyi yayın olarak nitelendirebilirim. Ayşe'nin seviyesi çok temel düzeydedir. O kendine uygun bir yayını, bu benim için en iyi yayın diyebilir. İhtiyaçlarımıza göre en iyi yayın kavramımız değişebilir arkadaşlar. Özellikle YKS gibi
Çoktan seçmeli ve eleyici bir sınavda farklı yayın evlerinin farklı yaklaşımları vardır. Bazı yayın evleri çok zor, bazıları daha orta düzey, bazıları daha kolay gibi gibi. Her yayın evinin tanındık birer özellikleri var. Tek bir yayın evi veya kaynak üzerine yoğunlaşmak asla tavsiye etmiyorum. Çeşitlilik çok önemli. En çok soru çözen, soruları kısa yoluyla, doğru yöntemleriyle, taktikleriyle çözen öğrenciler başarılı oluyor. Tek bir kaynak sizin için asla yeterli olmaz arkadaşlar. Farklı kaynaklardan öğrenmek, aynı konuyu farklı açılardan görmenize ve anlam derinliği kazanmanıza yardımcı olur. Ayrıca kıymetli öğrencilerim, önemli olan kitap değildir, o bir araçtır. Olsa çok güzel olur, olduğunda iyi hissettirir bize. Ama asıl önemli olan sistematik çalışma alışkanlıkları, doğru çalışmayı öğrenmektir. Anlaştık mı? İkinci mitimizi de yıkıyoruz. Aynen öyle Melisa'cığım. ÖSYM formatına uygun, müfredata uygun, çıkmış sorulara yakın, emsal teşkil eden soruları bulup çözmeniz gerekiyor. Bu illa X yayınıdır, Y yayınıdır, Z yayınıdır diye bunun bir ayrımı yok arkadaşlar. Her yayın evinin kaliteli soruları da var. Birbirini tekrarlayan kalitesiz ölü soruları da var. Burada önemli olan ne zaman ne çözeceğini bilmek. Hangi seviyede, hangi kalıpta soru çözebileceğini bilmek. Bunu bildiğinde zaten gerisi çorap, söküğü gibi geliyor. İkinci mitimizi de yıktığımıza göre bak. Birinci mitimiz neydi? Öğretmen sınavı kazandırmaz. Yayın, kaynak sınavı kazandırmaz. Geliyorum üçüncü mitime arkadaşlar. X sitesinden video izleyerek evde ders çalışmak yeterli. Böyle çalışarak kazanabilirim. Bunu söyleyen yüzlerce öğrenciyle yıllardır karşılaşıyorum arkadaşlar ve üzülerek söylüyorum hiçbiri sınavı kazanamadı. YouTube'dan çalışarak kazanmanız çok zor. Ya da herhangi bir platform, yani herhangi bir kayıt olmadan, ücret ödemeden, herkese açık, binlerce izleyicisi, takipçisi olan herhangi bir siteden tek başına çalışmak, programsız çalışmak seni başarıya götürmez. Çünkü ben her zaman söylerim arkadaşlar, insan psikolojisi bedel ödemek ister. 1 lira dahi olsa bedel ödediğin şeye daha kıymetli yaklaşırsın. Daha çok özen gösterirsin. Bu kupa benim için özeldir mesela. Bunun yerine karton bardakta da içebilirim. Aynı işlevi görür ama aynı estetik, aynı haz, aynı tat bana aynı duyguyu yaşatmayabilir. Ders çalışmak. Binlerce öğretmen var. Hepsini izleyebilirsin. Ama doğru öğretmeni doğru sistemle birleştirmediğinde sadece izlemiş olursun. Kendini YouTube'da sıralı bir şekilde video izlerken bulursun. Denemeye bir girersin, netin yok, öğrenememişsin. Çünkü bir düzen yok ki. YouTube size program hazırlamaz arkadaşlar. Şöyle çalışmalısın demez. Bu konunun doğrusu budur demez. Bu konuyu şu kadar gün sonra tekrar et demez. Sadece kalabalık bir bilgi arşivi vardır. O arşive girersin, girersin, çıkarsın. Girersin, çıkarsın. Ne sırası vardır, ne düzeni vardır, ne de doğruluğunu teyit edebilirsin. İşte bunlar çok kritik arkadaşlar. Bu kadar ciddi bir sınava hazırlanıyorken sürecinizi asla riske atmamanız gerekiyor. Özellikle herhangi bir denetimi olmayan, güncel mi, değil mi, müfredata uygun mu, değil mi, bana uygun mu, benim seviyeme uygun mu, değil mi, bunları teyit etmeden hiçbir içerikten faydalanmayın. Tabii ki de destekleyici siteler, destekleyici eğitimlerden mutlaka faydalanırsınız ama asıl amaç, asıl kaynak bu değil. Bu bir destek olabilir. Senin asıl kaynağın %100 güncel, %100 sana özel ve %100 doğru bilgilere erişebileceğin bir yayın, erişebileceğin bir eğitim platformu. O yüzden sadece YouTube'dan video izleyerek arkadaşlar pasif bir şekilde bilgi alımı yapıyorsun, alışveriş yok. Çünkü canlı ders değil. Bak bu da çok 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 büyük bir eksiklik. Eğer kazanmak istiyorsanız öğrenme sürecinizi
daha da derinlemesine ilerletmeniz gerekiyor. Kendinize özel bir ders çalışma programınız olmalı. Öğretmenlerinizle etkileşim yapmalısınız. Yani tek bilgiyi alan taraf değil, bilgiyi alan ve veren, alışveriş, etkin katılım bu noktada çok önemli. Pasiflikten aktif çalışma sürecine geçmelisiniz kıymetli öğrencilerim. Anlaştık mı? Bunlar sadece destekleyici olabilir. Hiçbir öğrencinin tek kaynağı YouTube olmamalıdır. Hemfikir miyiz bu noktada? Çok güzel, hemfikiriz. O zaman geliyorum arkadaşlar dördüncü mitime. Saatlerce ders çalışmak eşittir başarılı olmaktır. Değildir, çarpı, hayır. Hiçbir zaman başarıyı bir saate, bir güne, sürece ya da döneme bağlayamayız arkadaşlar. Başarı bir sonuçtur. Bu sonuca ulaşmak için çok fazla değil, doğru zamanda doğru çalışmayı verimli bir şekilde yapmanız gerekir. Hep söylerim, çok çalışmak değil, verimli çalışmak kazandırır. Uzun saatler boyunca çalışıp kendini yerden yere vurup hırpalamak yerine öğrenme stilinize uygun yöntemlerle ders çalışmalısınız. Eksikliklerinizi ya da iyi olduğunuz konuları çok iyi ayırt etmelisiniz. Bu sayede hangi konuya ne kadar çalışacağım, iyi olduğum bir konuya ne kadar çalışacağım, eksik olduğum bir konuya ne kadar çalışacağım, bunun planlamasını yapabilirsiniz. Ama her konuya eksikmiş gibi ya da her konuya çok ileride düzeydeymişsiniz gibi çalışırsanız uyumsuzluk olur, size özel olmaz, çok fazla çalışırsınız ama yanlış çalıştığınız için sonuç bizi başarıya götürmez arkadaşlar. Hangi konuya ne kadar zaman ayırdığını bilmen gerekiyor ki zaman kaybının önüne geç. Önümüzde bir yıl var, bir koca yıl. Zaman yönetimi en önemli şey. Çünkü bu bir maraton, bir bayrak yarışı. Gereken o düdük çaldığında o bayrağın önünde olmak zorundasın. O sınav tarihi geldiğinde bütün konuları çalışmış, pekiştirmiş, taze bilgiyle sınava girmek zorundasın. Diyemezsin ki ben konularımın %20'sini bıraktım. Kazanabilir miyim? Çok zor. Zor. Ben konularımın yarısını çalıştım, yarısı duruyor. Sana ekstra bir süre vermeyecekler. Süre hepimiz için aynı. Bu bir maraton. İster yola erken çık, ister geç çık. Önemli değil. Ama o yolu doğru bir şekilde, doğru nefeslerini alıp vererek gidersen yorulmadan düdük çaldığında bayrağı eline almış olursun arkadaşlar. Eğer strateji kurmazsanız zaten üzülerek söylüyorum, elenenlerden biri siz olursunuz. Zaman herkes için zaman ama doğru yönetme kısmı tamamen sizin sorumluluğunuzda. Aynen öyle Melisacığım. Şimdi gelelim. Eğer bu mitleri yıktıysak arkadaşlar, bak mitlerimiz neydi? Sırayla sayıyorum. Hiçbir öğretmen, birinci mitim, hiçbir öğretmen sınavı kazanma sürecinde tek başına etkili değildir. Öğretmen sınavı kazandırmaz. Hiçbir kaynak, hiçbir yayın tek başına sınavı kazandırmaz. Bir öğrenci kendi imkanlarıyla ücretsiz sitelerden karışık bir düzenle ders çalışarak sınavı kazanamaz. Kolay olan şeyi zorlaştırır ve doğru zaman yönetimi, özellikle neye ne kadar çalışacağını bilmek, kesinlikle bir plan program dahilinde çalışmak sınavı kazandırır. Hiçbir zaman amacımız çok çalışmak değil, aksine verimli çalışmaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu dört miti yıktığımıza göre, çünkü bunlar belki de bu seminer öncesinde sizin için doğru şeylerdi. Belki siz de bunun arayışındaydınız. Ay şu hoca bir kurs açsa da kayıt olsam. Ay para biriktirsem de şu kaynağı alsam. Ya da ay YouTube'da zaten 1 milyon tane video var. Niye kayıt olayım ki? Niye Tekuzem'e kayıt olayım? Niye şuraya, buraya, oraya para ödeyeyim ki? Zaten video burada da var diyordunuz ama bu seminerin sizde farkındalık yarattığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi daha da derinlere inelim. Disiplinli örnek bir program hazırlamak istiyorsunuz ve bunun için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunu özellikle size bahsedeceğim, size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi karşınızda bizim Tekuzem'in kayıtlı öğrencisi Leyla. Leyla YKS'ye hazırlanan sizin
rakiplerinizden biri. Ve Leyla tek düzeyime kayıt olduğunda öncelikle akıllı sistem, yapay zeka sistemi Leyla'nın öğrenme karakterini eğitim analizleriyle birlikte analiz etti. Akabinde Leyla çeşitli seviye tespit sınavlarına girdi ve Leyla'nın sorumlu olduğu bütün TYT ve AYT derslerindeki konularındaki seviyesi, eksiklikleri tespit edildi özel sınavlarla. Bunu da bana çok soruyorsunuz arkadaşlar. Hocam ben seviyemi, eksikliklerimi nasıl analiz edeceğim? Tek başınıza çok zor. Ya da ben size şunu sorayım. Her konu için yeterli sayıda soruya sahip misin? Üstü sayılardaki seviyeni ölçmen için üstü sayılardan 50 tane soru çözmen gerekiyor. Var mı elinde? Ya da elinde var, çözdün, sonuçlarını yorumlayabilecek yetiye sahip misin? Hayır. Arkadaşlar öğrenciysek işi uzmanlarına bırakalım. Yani bir eksik analizi yapmak öğrencinin görevi değildir. Çünkü hiçbirimiz, hiçbir insan, hiçbir öğrenci kendine %100 objektif yaklaşamaz. Anlaştık mı? Bunun için mesela biz kayıt olan öğrencilerimizde zorunlu. Diyoruz ki sen kendini nasıl gördüğün değil, yapay zeka seni nasıl görüyor? Yani yapay zeka senin öğrenme yapını, yapay zeka senin derslerdeki seviyeni nasıl analiz ediyor? Çeşitli eğitim analizleri ve sınavlarla. Yani gerçek bilgi lazım bana. Zannettiğim bilgi değil. Seviyenize göre hangi türde çalışmalar yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Biz Leyla'ya bunu yaptık. Dedik ki Leyla'cığım, sen matematikte temel seviyede çıktın ve matematikte daha çok çalışman gerekiyor. Biz seni daha çok çalıştıracağız. Hatta direkt seni ön hazırlıkla, yani matematikte en alt level'la başlatacağız. Çünkü senin buna ihtiyacın var. Ama Leyla'cığım sen tarihte, TYT tarihte çok iyisin, ileri seviyede çıkmıştın, dördüncü basamakta. O zaman diyeceğiz ki Leyla'ya, Leyla'cığım sen tarihte konularının büyük bir kısmını tamamlamışsın, artık ileri seviyedesin, hadi gel artık birlikte soru çözme zamanı diyeceğiz. Yani nerede ne çalışacağını Leyla'ya bizim akıllı sistemimiz söylüyor. Zanacığım ismini ben değiştirmiyorum. Bana özelden yazıyorsun ama dikkatim de bu şekilde dağılıyor. İsmini sen değiştirebilirsin. Senin ismin benimle alakalı bir şey değil. O yüzden özelden bununla alakalı mesaj atmazsan sevinirim. Şimdi geliyorum Leyla arkadaşlar öğrenme yapısına, seviyesine, günlük ders çalışabileceği süreye ve sınava kalan zamana göre sadece kendisine özel hazırlanan bir ders çalışma programı ile hazırlandığı için bu sınavda zaten başarıya ulaşacak. Çünkü farkındaysan merkezde Leyla var. Her şey Leyla'ya özel planlanıyor. Leyla'nın ise tek sorumluluğu ne? Bu plana ayak uydurmak, uyum sağlamak. Yani her öğrencinin istediği şey gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geliyorum. Leyla'nın çalışma programında arkadaşlar. Bu arada bir saniye. Arkadaşlar bana mesajları özelden değil genelden atın. Herkes ne yazdığınızı görsün, olur mu? Çünkü özelden yanıt vermem çok zor. Herkes ne yazdığınızı görsün. Seminer sonunda özellikle sorduğunuz soruları da yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi Leyla'ya yapay zeka sistemi tarafından hazırlanan 3 haftalık programı örnek olarak göstereceğim. Leyla'nın çalışma programında birinci haftada arkadaşlar bir bakalım. Herkes bir 10 saniye programa baksın. Herkes 10 saniye ilk haftaki programa ne çalışıyor, ne kadar süre çalışıyor, çalışma durumu, sınavdaki puan getirisi tamamladı mı tamamlamadı mı, herkesin dikkatli bir şekilde bakmasını istiyorum. Kimler nerelere dikkat edecek? Ben bunu çok önemsiyorum. Herkes yorumunu da yazsın bir bakalım. Şimdi ben de yavaş yavaş yorumlamaya başlayacağım.
Evet arkadaşlar, Leyla'nın çalışma programındaki ilk haftasında öncelikle bir derslere, yani biraz daha genelden özele, basitten karmaşa gideceğim. Derslere bakıyorum. Bak, bir hafta boyunca hangi dersleri çalıştı Leyla? Türkçe, matematik, tarih, fizik, biyoloji. Konuları ne? İşte sözcükte anlam, polinomlar, milli mücadele falan falan gidiyor. Benim için önemli olan şey de çalışma türü. Neden? Çalışma türü Leyla'nın seviyesini gösterir. Leyla Türkçe'de kolay soru çözümü yapıyor. Neden? Leyla demek ki konu anlatım level'ını geçmiş. Yani Leyla daha ileride. Ama matematikte Leyla hala konu anlatımında. Tarihte Leyla hala konu anlatımında. Peki çalışma sürelerine bakın arkadaşlar. İşte bir konunun çalışma süresi 5,5 saat. Bir başka konu 3,5 saat. Bir başka konu 2 saat. Yani o konunun uzunluğuna göre o konuya ayırdığım süre değişir, doğru mu? Ama biz öğrenciler olarak ne yapıyoruz? Bir saat, bir saat, bir saat ona çalışayım, geçeyim. Hayır, o konu uzunsa 1 saat yetersiz gelebilir. Her konunun totalde bir çalışma süresi var ve bunu bizim yapay zeka sistemimiz biliyor arkadaşlar. Ve dahası da var, bizim sistemimiz hangi konuda, sınavda kaç soru geldiğini, yani o konunun sınavdaki getirisini, puan getirisini de biliyor. Mesela sözcükte anlam ne kadar önemli bir konu. Sınavdaki puan getirisi kısmına herkes baksın. 2,96. Hücrenin yapısı diğer konuya, sözcükte anlama göre ne kadar az getirisi olan bir konu, 0,64 gibi. Peki ben senin önünüze böyle bir program koysam, siz artık çalışmaya daha istekli bir hale gelmez misiniz? Yani görüyorum, 2 saat çalışacağım, 2,96 puan alacağım, kolay soru çözümü yapacağım. Neden? Seviyem buna uygun. Gireceğim, tamamlayacağım. Mesela Leyla ilk haftaki programında tamamlamadığı 2 konu var. Madde ve özellikleri ve hücrenin yapısı, fizik ve biyoloji. Türkçe, matematik ve tarih dersindeki çalışmalarını tamamlıyor. Fizik ve biyoloji derslerindeki çalışmaları yapmıyor. Peki Leyla'ya 2. haftasında yapay zeka nasıl bir program hazırlıyor? Geçen hafta eksik bıraktığı 2 konuyu aldığı gibi 2. haftaya ekliyor. Yani Leyla'ya diyor ki bu konuları çalışmak zorundasın. Bunları tamamlamadan yeni konuya, devamına geçmek yok. Ama Türkçe, matematik, tarihte tamamladı. Yeni konusu geldi. Leyla bir haftaki bütün sorumluluklarına uyduğunda yapay zeka diyor ki Leyla, tebrikler. Bu hafta %100 verimli çalıştın. Şu an sınıfında yer alan 100 kişi arasında 26. sıradasın başarı oranında. Yani sürekli haftalık olarak size geri bildirim veriyor arkadaşlar. Asla eksik bıraktığınız çalışmaların peşini bırakmıyor. Geliyorum 3. haftaya. Şimdi bu 2. haftayı iyice analiz ettiysek, sırada öğrencilerim 3. hafta var. Karşınızda Leyla'nın çalışma programında 3. hafta. Şimdi Türkçe, matematik, tarih, fizik, biyoloji hepsini çalışmıştım. Matematik ve tarihte artık o ünitelerin konu anlatımlarını bitirdi. Leyla'nın hepimiz gibi bir unutma süresi var. Herkes unutur arkadaşlar. Hepimiz unutmaya meyilli bir zihne sahibiz. Kimimiz daha erken, kimimiz daha geç unutabilir ama herkes öğrendiği her bilgiyi unutur. Hangi koşulda unutmaz? Gerektiği şekilde tekrar ve soru çözümünü yaparsa, pekiştirmesini yaparsa daha geç unutur, belki de hiç unutmaz. Bu yüzden biz Leyla'nın tekrarlarını da kendi inisiyatifine bırakmadık. Demedik ki Leyla istediğin zaman git tekrarını yap ya da yapma demedik. Unutma süresini bildiğimiz için 3 haftada bir aynı konunun tekrarlarını yapay zeka sistemi Leyla'nın programına ekledi ve Leyla artık konu çalıştığı konularda tekrar yapma aşamasına geldi. Tekrarı bitirince ne yapacak? Soru çözümüne geçeceğiz. Anlaştık mı? Ve bunu bütün konular için arkadaşlar, bakın, devasa. TYT'nin tüm derslerini gözünün önüne getir, tüm konularını getir. AYT'nin bütün derslerini getir, bütün konularını getir. Yüzlerce konudan sorumlusunuz ve her bir konunun bir kimliği var. Ama siz öğrenci olarak konuya
Çalışırım, geçerim gözüyle baktığınız için asıl kazandıracak cevheri göremiyorsunuz. Aslında sınavda başarılı olamamamızın temel sebebi de bu. Bazen derinlere inip ÖSYM'nin bizden ne istediğini analiz etmemiz lazım. İşte biz bunu tek uzem olarak akıllı sistemimizde, yapay zeka sistemimizde zaten yapıyoruz ve bizi tercih eden öğrencilerimiz arkadaşlar tamamen sisteme uyum sağlayarak %100 başarıya ulaşıyorlar. Şimdi geliyorum. İsterseniz siz de Leyla gibi tek uzemli olun, isterseniz başka bir dershaneye gidin ya da evde kendiniz ders çalışın. Ama şunları 450 puan ve üzerinde bir puan almak için asla ve asla unutmayın. Öğrenme yapınıza uygun şekilde verimli ders çalışın. Seviyenizi tespit edin, eksik analizinizi yapın. Hangi konuya ne kadar zaman ayıracağınızı dönemin en başında saptayın, en başında bilin. Her dersi baştan sona sırayla çalışmayın. Hangi derste konu anlatımına ihtiyacın varsa onda konu anlatımı çalışın. Hangi derste tekrar soru çözümüne ihtiyacınız varsa onda tekrar soru çözümü yapın. Yani seviyenize uygun çalışma türü yapın. Çalışma programınızı nerede ne şekilde hazırlarsanız hazırlayın önemli değil. Sadece kendinize özel hazırlayın. Hazırlarken de öğrenme yapınız ve seviyenizi asla göz ardı etmeyin ve programı sürekli takip edip ne kadar uyum sağlıyorum, ne kadar verim alıyorum, değiştirmem gereken bir şey var mı? Bu program beni hedefime ulaştırır mı? Programda eksilen yerleri nelerle dolduracağım? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Performansınızı daima takip edip gerekli yerlerde gerekli aksiyonları almalısınız, stratejileri kurmalısınız arkadaşlar. Çünkü YKS bir eleme sınavıdır. Bu sınavı dönem boyu disiplini elden bırakmayan ve doğru stratejiyi kuran öğrenciler kazanır. Anlaştık mı? Her ne yapıyorsanız yapın, bu koşulları sağladığınızda başarıya ulaştığınızı kendiniz de göreceksiniz. Tek başınıza bu koşulları sağlamanız gerçekten çok zor. Bunu bir öğrenci koçu, bir öğretmen, bir rehberlik uzmanı söylüyorum. Bir rehberlik uzmanı olarak söylüyorum. Eğer profesyonel bir destekle tek uzemle bu süreci ilerletmek isterseniz de şu an bu seminere özel kayıt olacağınız bütün eğitimlerimizde arkadaşlar %20 dev indirim kampanyamız an itibariyle başladı. İndirimimiz pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek arkadaşlar. Kayıt olacağınız bütün sayısal sözel eşit ağırlık sadece TYT ya da sadece AYT tüm eğitimlerde bu indirim kodunu kullanabilirsiniz. Sepette %20 indirim pazartesi 17'ye kadar geçerli. Şu an kayıt olmanız halinde arkadaşlar eğitimlerimiz çok uygun. Kasım ayının ilk haftasında zaten canlı derslerimiz başlıyor. Biz size akıllı sistemin yanında bütün canlı dersler, video dersler, dijital kaynaklar, deneme sınavları, ders notları, kamplar yani diğer bütün kurumlarda bulabileceğiniz her şeyi zaten veriyoruz. Ekstra başarılı olmanızı sağlayacak yapay zeka sistemini de veriyoruz arkadaşlar. Normalde tutarımız şu an 15.000 TL TYT artı AYT sayısal sözel eşit ağırlık bölümünüze göre seçim yapabilirsiniz. %20 indirimle birlikte 12.000 TL üzerinden kayıt olabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi sistem yöneticimden kayıt olmak isteyen öğrencilerime özel paylaşacağımız linki iletmesini rica edeceğim. Bu bahsettiğim %20'lik indirimden sadece linke tıklayan öğrencilerim faydalanabilecek arkadaşlar. Ailelerinizle öğrenci koçlarımızın bizim görüşmemizi isterseniz görüşebiliriz. Pazar günü 17'ye kadar mutlaka size ulaşım sağlayıp kaydınızı tamamlayıp tek uzemli yapacağız arkadaşlar. Bu yıl inşallah kazananlar listesine isminizi yazdıracağız. Ben buna çok niyetlendim. Sizin var mı bana sorularınız? Şimdi sorularınızı alabilirim.
Hemen bu sayfanın linkini de atıyorum. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Nasıl bir sistem sizce bizim sistemimiz? Verdiğim taktikleri uygulayacak mısınız bakalım? Sayfamızı da mutlaka ziyaret edin bu arada arkadaşlar. Bakın sayfamızda eğitim analizlerimiz var. Ücretsiz deneme analizleri. Seviye belirleme sınavlarımız var. Örnek bir haftalık ders çalışma programı hazırlayabiliyorsunuz. Yani sistemimizde şu alanlardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Senacığım yazılım mühendisliği kazanman için ilk 300 bine daha bile yukarısına girmen gerekiyor. Bunun için seviyene uygun doğru çalışman gerekiyor. Disiplinli çalışman gerekiyor. Eksikliklerini analiz etmen gerekiyor. Eğer herhangi bir destek almıyorsan ya da alıyorsan da bu koşulları sağlayamıyorsan tek başına ya da çalıştığın kurumla ben tek düzenli olmanı öneririm. Nehircim, paramedik istiyorsan sadece TYT'nin bütün konularına yönelmen yeterli. Hedefine ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçmen gerekiyor. Eksik analizi yapman gerekiyor. Eğer herhangi bir destek almıyorsan bizim eğitimlerimize kayıt olmayı ben sana öneriyorum. Tek başına süreci ilerletmen biraz zor. En kötü motivasyon olarak bile zor arkadaşlar. İnsan ait olmak ister, bir gruba dahil olmak ister. Bu bizim tabiatımızda var, öyle değil mi öğrencilerim? Neden okullara, dershanelere gidiyor çocuklar? Bir sürü psikolojisi var. Herkes hazırlanıyor. Ben de hazırlanmalıyım. Evde çalıştığımızda neden çoğumuzun başarı oranı düşüyor? Tek başına ilerlediğimizde. Çünkü rakipleri göremiyorsun, analiz edemiyorsun, doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun bilmiyorsun. Son kez yeniden sistem yöneticim linki paylaşsın. Kayıt olmak, indirimden faydalanmak isteyen öğrencilerin bu linke tıklasınlar arkadaşlar. Pazartesi 17'ye kadar %20 indirimle tek düzen eğitim sistemine kayıt olabilirsiniz. Sürecinizi bizimle çok daha garantili ve çok daha verimli, daha rahat geçirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer farklı sorularınız yoksa bana müsaade, kendinize çok iyi bakın. Güzel ve etkin katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum kıymetli öğrencilerim. Bu yıl hepinizin yılı olsun. Sizin de bizim de hepimizin başarıya ulaştığı, hedeflerimizden bile çok daha ilerisine ulaştığımız, her günümüzün musmutlu geçtiği bir yıl olsun. Bütün güzellikler sizi bulsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ailelerinize de çok çok saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.